Herkese selam. Uçtan Uca Power BI Eğitimi ile ilgili detaylı bilgi vermek amacıyla çekiyorum bu videoyu. Uçtan Uca Power BI Eğitimi giriş seviyesi bir eğitim değil, onu söyleyebilirim. Orta ve üst seviye bir eğitim. Power BI ekosisteminde bilinmesi gereken bütün temel konulara oldukça kapsamlı bir şekilde değinen bir eğitim. İsterseniz bu konuların ne olduğuna gelin birlikte bir göz atalım. Bu eğitimde 10 farklı modül altında 100'ün üzerinde konu var. Tamamlandığında yaklaşık 22 saati geçen 4K çözünürlüklü bir eğitim içeriği olacak. Power BI ekosisteminde çalışırken başta veri modeli olmak üzere bilinmesi gereken bütün katmanları detaylı bir şekilde anlattığımız bir eğitim olacak bu. Eğitimin hedef kitlesi hem developerlar hem de iş kullanıcıları. Bu aynı zamanda bir giriş seviye eğitim ama sadece ilk derslerde. Eğitim ilerledikçe konuların kompleksliği, karmaşıklığı gittikçe artmaya başlayacak. Ama Power BI ile ilgili tecrübeniz henüz başlangıç aşamasındaysa bile bu eğitim sizin için ideal bir e, kapsamı içeriyor. İlk Power BI genel giriş modülü size e, Power BI'de çalışırken bütün ekosistemi Baştan sona anlatan bir e, modül, bir satış verisi üzerinden sıfırdan Power ile veri modeliyle, DAX'ıyla, ile rapor sayfalarıyla bir e, rapor setini bulutta yayınlayacağız. Yayınladığımız rapor setini güncelleyeceğiz. Bunun paylaşımını yapacağız. Ve Power BI ile çalışırken ekosistemde karşımıza çıkacak neredeyse bütün interfeysi bu ilk seansta göreceğiz. Power BI desteği verdiğim, danışmanlığı verdiğim projelere projeleri düşününce bir e, top 3 sıralaması yapsam sorunların nerede olduğuyla ilgili olarak e, veri modeli en başta gelir kesinlikle. Veri modeli Power BI'daki her şeyin kalbi eğer bir önem sırasına koymak gerekirse diğer her şeyi biraz eksik bilsek olur veri modelini olmaz. Dolayısıyla veri modeli nedir, veri modelindeki jargonlar nedir, fact tablosu nedir, master tablo nedir, tablolar arası ilişkiler nedir, e, şema şekilleri nedir, hangisinin avantajı var, hangisinin dezavantajı var, hangisi ne zaman kullanılır? Veri modelini hem Excel tarafından gelen kullanıcılar için hem de SQL profiline sahip kullanıcılar için oldukça kapsamlı bir şekilde e, inceliyoruz bu bölümde. Hem Excel kullanıcılarının hem de SQL bilgisi yüksek profilin Power BI'deki veri modeli kavramına yaklaşması lazım. Ve geldik DAX'a. DAX, conceptual bir dil. O ne demek? Konseptler üzerinde çalışan bir dil. DAX'da epitopu dört tane konsept var filter context, row context, context transition, expanded tables gibi ve bütün DAX fonksiyonları bu konseptler altında çalışıyor. Eğer o konseptleri anlamaya yatırım yapmazsak DAX zor bir dil. Kolay demek isterdim ama değil. Ama o konseptleri anlamaya başladığımız andan itibaren DAX'ın zorluğu yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlıyor. Ee, yaratıcı örnekler le ve kendi verimiz üzerinden çalışmaya başladığımızda o konseptleri anlamak şartıyla... ...giderek kolaylaşmaya başlayan bir konu. Ama o konseptleri anlamadan, kod örneklerine bakarak... ...Google'dan, başka yerden, kod örneklerine bakarak öğrenilebilecek bir dil değil. Dolayısıyla DAX ilgili konuları anlatmaya başlamadan önce... ...en başlangıç seviyeden itibaren o konseptlerin ne olduğunu o konseptlerin veri modeliyle birlikte nasıl çalıştığını ve daha sonra calculate fonksiyonun bu konseptleri nasıl çalıştırdığını, diğer fonksiyonların e, default varsayılan kabiliyetlerini nasıl değiştirebileceğini e, anlattığım iki tane modül. Önce konseptler, DAX'taki temel fonksiyonlar, filter context, row context kavramı. E, sonra calculate fonksiyonuyla ilgili e, Örnekleri yaptığımız bir başka bölüm. Power Query bizim ETL aracımız. Yani kendi veri ambarımızı oluşturduğumuz katman özellikle doğru tasarlanmış bir veri modelini kurarken bize en çok fayda sağlayacak katmanlardan bir tanesi Power BI'deki özellikle SQL gibi nizam veri kaynaklarıyla çalışırken yapabileceğimiz bazı hareketler var. Veriye direct query ile bağlanmak veya import etmek gibi. Bu yöntemler arasındaki farkı, avantajları, dezavantajları göreceğimiz bir bölüm burası. Aynı zamanda özellikle bütçeler özelinde bize lazım olacak append gibi, merge gibi veya pivot unpivot gibi hareketleri gördüğümüz bir modül bu. Power Query'in kendine ait bir dili var. Aynen DAX dili gibi. Belki DAX'dakinden daha fazla sayıda fonksiyon var Power Query'de. Ama güzel olan taraf şu. E, gayet güzel bir veri modeli tasarlamak amacıyla bize lazım olan transformasyonların büyük kısmını, çok büyük kısmını interfaceten bulmak mümkün. Bu bölümde onun üzerinden geçeceğiz. Bu konuların üzerinden geçeceğiz. Veri görselleştirme Tamam, şahane bir veri modeli kurduk. Her şey verinin şekli, şema, temizliği ve yazdığımız metrikler açısından çok güzel. İşin raporlama kısmı artık bu işin son, ne diyelim, tırnak içerisinde verimini aldığımız, faydasını gördüğümüz kısım. Şimdi Excel tarafından gelen kullanıcıların çok büyük bir kısmı, hatta başka tool'ları da kullanan kullanıcıların çok büyük bir kısmı. Genellikle çarşaf liste tarzı, sağa doğru bastığınızda açılan, aşağıya doğru açılan matrisleri kullanıyor ama iş zekası, business intelligence, veriden anlam çıkartmak için o tür matrisler ideal görselleştirme şekilleri değil. Biz bütün hazırlayacağımız raporları önce ikiye ayıracağız. Analitik raporlar diyeceğiz, operasyonel raporlar diyeceğiz. Hangi raporda, hangi iş sorusunda, hangi görsellerle cevap verirsek anlamlı bilgiyi hızlı çıkartırız hangi pratiklere uymazsak kafamız karışır, son kullanıcının kafası karışır. Bu pratiklerin üzerinden geçeceğimiz bir bölüm. Modelimizi kurduk, raporlarımızı oluşturduk. Power BI.com'da yayınlayacağız. Süper. Tenant yönetimi başlı başına ayrı bir konu. Oluşturduğumuz raporları şirket içerisindeki diğer kullanıcılarla paylaşıyor olmanın birden fazla yöntemi var. Çalışma alanı, workspace mi oluşturalım yoksa API yoluyla mı dağıtalım? Row level security denen bir şey var. Ee, kullanıcının kim olduğuna göre veriyi maskelediğimiz bunların ayarları var. Artı tenant seviyesinde bir takım default 10 gelen yani varsayılan değeri 10 açık olan özellikler var. Tenant yönetimini orta uzun vadede yönetilebilir olmaktan çıkartıyor çok kolay bir şekilde. bulut servisi modülünde bunların detaylarına bakıyor olacağız hep birlikte. Data flow bizim buluttan tetiklediğimiz Power Query. Ne işimize yarayacak? Kısaca özetlemek gerekirse Power Query'de çalışırken çektiğimiz veriyi Power BI dosyasının içine alıyoruz, publish ediyoruz, buluta çıkıyor. Flow'la gene Power Query'yi kullanıyoruz ama buluttan tetiklediğimiz bir Power Query ekranlarını kullanıyoruz. Veriyi aldığımızda, nihai halini verdikten sonra veriyi aldığımızda gittiği yer bizim tenant'ımıza ait bir storage, Azure Data Lake Storage. Bunu nasıl kullanabileceğimizi, merkezi, merkezi bir veri ambarı nasıl e, yapabiliriz'i Dataflow e, modülü altında göreceğiz. Şu an Power BI ile ilgili Microsoft'un verdiği iki tane farklı sertifika var. Biri PL300 sertifikası, diğeri DP500 sertifikası. PL300 tamamen Power BI üzerine, Power BI konsantre bir sınav. Aslında bu sınavda sorulan soruların birçoğunu bu eğitim kapsamının içinde rahatlıkla bulabilirsiniz. Ve yeri geldiği zaman da bu konu pl 300 sınavında, sınavında karşınıza çıkacak diye ek olarak belirtiyorum. ...misal column profiling gibi pivot... ...unpivot gibi hareketlerde. Ee, ama her Microsoft... ...sınavında olduğu gibi çok da... ...son kullanıcının dikkatini çekmeyen... ...bilmesek de olur tarzı... ...tabiri caizse. Bazı soruların da sorulduğu... ...bir sınav. Ee, bu... ...PL300 e, modülünde... ...bu sınavla ilgili önerilerim... Ee, ...ve bakılması gereken... ...çıkacak sorularla ilgili... E, ...spesifik e, bilgiler verdiğimiz... ...bir bölüm olacak. E, How to... Bu eğitim belki de en heyecan verici bölümlerinden biri olacak çok büyük ihtimalle. Şimdi DAX öğrendik, veri modeli öğrendik, her şey çok güzel, süper. O tecrübeyi arttırmak için gerçek hayatta karşımıza çıkacak problemleri çözeceğimiz bir bölüm olacak burası. Özellikle aktif kullanıcıların soracağı sorular üzerinden de yönlendirmeyi, organize etmeyi planladığım bir bölüm her, herhangi bir spesifik durumla ilgili bir sorununuz varsa ve bu sorun diğer kullanıcılara da diğer üyelere de fayda sağlayacaksa bunu hafta bölümüne alacağım. Ama mevcutta işte bir retail kampanyası iseniz perakende sektöründe çalışıyorsanız price volume mix gibi bir takım şeyler var, teknikler var, varyans analizi diyebiliriz işte ya da RFM analizi var işte. Re Re Recency, Frequency, Monitoring'in e, kısaltılmış hali. Bu tür teknikleri Power BI modellerinde nasıl kullanabileceğimize ilişkin, formüllerini, veri modelini nasıl kullanabileceğimize, yaratabileceğimize ilişkin gayet ilginç bir model olacak. Bu eğitimi tamamladığınızda veri modeli, DAX, veri görselleştirme tarafını gayet sağlam bir altyapıya sahip olacaksınız. Eğer Power BI sizin kariyeriniz için önemliyse, şirketiniz için önemliyse buradaki konular hakikaten olmazsa olmaz ve %100 doğrulukla bilinmesi gereken konular. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa eğitimde görüşürüz.